Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Geçenlerde burayı tanıtmıştık. İki tane villamız vardı bu site içerisinde arkadaşlar. Bahçe biraz bakımsız gelmiş ki yorumlarda bunu görebildik ve hemen bahçeyi düzelttiler. Böyle botanik bahçe gibi çok güzel bir bahçe yapıldı. Ağaçlar yenilendi, çimler yenilendi. 500 metrekare arsa içerisinde 4+1 akıllı sistem, 500 metrekare arsa içerisinde diye altını çizerek söylüyorum. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Toplamda 12 adet villadan oluşan bir site içerisinde son 2 adet kaldı. Son 2 adet villamız kaldı. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Buradan denizi de görebiliyorum ama tabii bunu kameradan göstermek çok zor. Keşke gözün gördüğünü gösterebilsek. 2 adet villamız var. İkisi de 500'er metrekare arsa içerisinde müstakil havuzlu, kendine ait park alanı bulunan akıllı sistem çok güzel villalar. Fiyatımız ne? 17 milyon pazarlık da var. Güzel bir pazarlık yapar mıyız? Tabii ki. Çok güzel de bir pazarlık yaparız. Arkadaşlar bu bölgede fiyatlar izliyorsunuz zaten. Kanalımızı takip ediyorsunuz. 29-30 milyonlara dayandı ve burası bence şu an alınabilecek en mantıklı evlerden bir tanesi. Çok güzel bir havuzumuz var. 30-35 metrekare civarında, artı çocuk havuzumuz hemen yan tarafında. Şöyle yan bahçeyi de gösterelim. Sonrasında arkaya bakalım, araç park yerine bakalım ve evin içine girelim artık ki çok uzatmayalım videoyu. Çok uzadıkça sıkılıyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim. Bu arada kanalımızı çok kişi izliyor ama az kişi takip ediyor. Neden acaba? 50 bin takipçimiz var ama aylık nereden baksak bir 600-700 bin kişi izliyor. Bu yüzden arkadaşlar şu abone ol butonunu da unutmazsak çok iyi olur. Bizim için de çok iyi olur. Gayet güzel bir bahçemiz var. Ağaçlar da çok güzel olmuş. Şunlara bayılıyorum biliyor musun? Bunlar işte böyle biraz büyüyünce şekillendirip kesiyorlar. Çok güzel duruyor. Araç park yerini de gösterelim. Bir villamız bu cephede. Diğer villamız karşı cephede arkadaşlar. Geldiğinizde ikisine de bakabiliriz, istediğinizi seçebilirsiniz ve güzel bir pazarlıkla buranın sahibi olabilirsiniz. 2 tane kaldı zaten, toplamda 12 taneydi. 10 tanesi satıldı. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Denize yakın, en yakın sahil 3 kilometre. Koleje yakın, sağlık ocağına, semt pazarına yakın, her yere yakın bir mesafede güzel bir villa sahibi olacaksınız. Çevrede artık 29-30 milyonlar konuşulurken bu ev bence ilaç niyetine gelecek. 4+1 akıllı sistem, çok güzel bir villa dedik. İşte yılbaşında da şunu süsleriz değil mi? Çam ağacı. İçeriye almaya gerek yok. Direkt bunu süsleyip ışıklandırsak tamamdır bu olay. Hemen şöyle bir dışarıdan gösterelim. Bir yolu da gösterelim. Araç park yerimiz burada. Yaya girişimiz burada. İsterinizse kapı yapabilirsiniz. Aylık 1000 TL aidatımız var. Ve karşıda gördüğünüz gibi arkadaşlar güvenlik kulübemiz var. Yani bahçe bakımınız yapılıyor. Güvenli bir evde oturacaksınız. Ödeyeceğiniz rakam 17 milyon artı pazarlık var dedik. Arka bahçe de gayet güzel değil mi? Bahçe kötüydü geçen çekimimizde. Şimdi çok güzel duruyor. Bak bunlar çok güzel olmuş. İşte duvar gibi büyüyor. Harika duruyor. Eğer evde bir bölüm ayıracaksanız arkadaşlar şu alüminyum korkulukları falan artık yapmayın. Böyle bir şey yapın ki birkaç sene sonra, hatta birkaç sene bile sürmez, bir sene sonra burası büyüdüğünde çok güzel bir şekilde ortaya çıkacaktır ve görüntüsü de güzel olacaktır. Ev gerçekten güzel olmuş. Bahçeyi de botanik gibi döşemişler. Her ağaçtan var, her meyve ağacından var. İçeriye doğru girelim artık. Çok uzatmayalım. İskan alınmış. Herhangi bir sorunu yok. Ve hemen taşınabileceksiniz. Hemen. Yarın temizletiyoruz. Ertesi gün taşınabiliyorsunuz. Öyle bir evden bahsediyorum. Şimdi giriş kapısı güzel bir koridora açılıyor. Şöyle bir kapatalım. Gayet geniş. Güzel bir koridorumuz var. Burada 3 kapaklı bir vestiyerimiz var. Ve antrasit renkler kullanılmış. İç kısımlarda gayet kullanışlı. Merdivenlerin altında LED aydınlatmalarımız var ve merdiven altında da böyle bir depo alanımız var. Hep alıştık değil mi? Merdiven altında lavabo görmeye bu sefer görmedik. Artık bu villada da görmeyelim. Gerçekten güzel. Şöyle bir gidelim. Salon mutfağı gösterelim. Salon mutfağımız da gayet güzel. Bakın geniş bir salona sahipsiniz. İstediğiniz gibi oturma grubunu yerleştirebilirsiniz. İki pencereden de dışarıya çıkabiliyorsunuz. Mutfak kısmı bir barla ayrılmış ve köşeye doğru alınmış. Gayet güzel bir mutfağımız var. Salon mutfak bir arada bence tam yazlık havası. Aslında ayrı mutfak çok tercih edilmiyor bu bölgelerde. Ben de açık mutfak yaptım ki salonla mutfak bir arada olsun. İnsanlar birbiriyle iletişim kurabilsin. Gayet güzel duruyor. Klima tesisatlarımız hazır dedik. Chimson tezgahımız var. Ben yine Mustafa Sarıgül gibi sağa sola vurmaya başladım. Bar sandalyeleri koyduk. Bu tamam, olay bitti. Gayet güzel bir ev. Gerçekten şık. Bak burada her şey hazır. Gerçekten her şey. Şu olayı bitiyorum. Bak göstersene şunu. Şu ayrı çıkıyor bunun içerisinden. Bak harika bir şey.
Bu arada bir mutfak dolabı yaptırmışım. Yakında göstereceğim size. Gayet güzel bir tezgahımız var. LED aydınlatmalarımız var. Buzdolabının yeri burada. Geçiş alanı ve hareket alanı da oldukça fazla. Şu salonu bir daha gösterelim mi? Televizyon tesisatı 2-3 köşede de var. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Doğalgaz tesisatımız da mevcut. LED spot aydınlatmalar. Şurada da güzel bir avize var. Devam edelim. Hemen alt kattaki banyo lavaboya bakalım. Alt katta odamız var. Banyo lavabo da olmak zorunda. Güzel bir banyo lavabo. İçerisinde 90 santim bir boşluk var. Tescan'ın ürünleri kullanılmış. 60'a 120 seramik. Visam'ın gömme rezervuarı. Vitra'nın lavabosu kullanılmış. Uson'un da muslukları var. Çok hızlı olmadı mı? Böyle araba tanıtır gibi oldu değil mi? Gayet güzel bir oda. Şimdi alt kattaki odalar önemli. Neden önemli? Küçük odalar olmasın. Abi büyük olsun ki insanlar rahat rahat oturabilsin. Sonuçta alt katta yaşayacak insanlar ya merdiven çıkamayacak ya da işte zorlanan insanlar kullanacağı için buraların biraz daha ferah olması lazım. Yani mesela şöyle bir olay oluyor. O da burada banyo lavabo karşıda arada salon oluyor. Bu sefer de kullanışsız oluyor. Yani insanlar buradan çıkacak. Salonun karşısından lavaboya geçecek. Çok saçma. Lavabo yakınında olması lazım. Bazı şeyleri düşünerek yapmak lazım. Şöyle bir gösterir misin? Bakın buradan da arkadaşlar bahçeye çıkabiliyoruz. Araç park yerimiz var. İsterse kapı yaptırabilirsiniz ama ne gerek var? Rahat rahat giriş çıkış yapabiliyorsunuz bu sayede. Devam edelim. Audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz var. O kadar çok videolarımız izleniyor ki arkadaşlar gerçekten belki de Türkiye'de ilk 3'e girebiliriz. Emlak konusunda, emlak videolarının izlenme sayısından bahsediyorum. Ama takipçimiz de tam güzel. O kadar kişi de bir abone ol butonu çok zor değil. Yapmanız lazım. Gayet güzel bir merdiven boşluğumuz var değil mi? Güzel. Geniş. Şu iki pencere olmamış. Bak olmamış da söyleyeyim. Bunlar yakışmamış mesela. Ya bunları nasıl olur biliyor musun? Perdeyle de kapatılabilir. Tam pencereler güzel ama boydan bir pencere olsa tek iki ayrı yerine çok daha güzel olabilir. Şimdi 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hemen size Saddam Hüseyin'in banyosunu göstereyim. Gerçekten öyle bir banyo. Altın yaldızlı. Güzel bir banyo. Yani şu olay zevk meselesi tamamen. Ben evdeki seramiklerde mutfakta özür diliyorum. Havuzda ayrı bir seramik kullandım. Bazılarının hoşuna gidiyor, bazılarının hoşuna gitmiyor. Ama ben zevk alarak yaptım. Bu yüzden arkadaşlar şu zevk meselesi tamamen. Ama ben bunu istemedim derseniz bunun değişmesi çok da zor değil. Onu da söyleyelim. Duş alanımız gayet geniş. Niş yapılmış. Yine ankasa şekilde duvarın içerisinden gelmiş. Şu lavaboya hayranım. Şu lavaboyu söküp alabilirim yani. Eğer istemezseniz. Ama güzel bir lavabo değil mi? Musluk da güzel. Kendim ısladım. Ya uzun süredir açılmıyordu. Gel bak bir şey göstereceğim. Eskiden böyle şeyler vardı, tulumbalar vardı. Bilir misin? Var mıydı sizde? Nerede vardı? Nerede? Hangi köyde? Muş'un hangi köyünde? Gayet güzel. Sen hiç gitmedim dedim Muş'a. Gittin. Bizde vardı ama. Ben gerçekten o tulumbadan çok böyle su çektim zamanında. Güzel bir odamız var arkadaşlar burada. 60'a 120 seramik. Gayet de güzel olmuş. Çocuk odası burası. Çocuk odası. Çocukları atmayın kıyıya köşeye. Gayet güzel bir oda burası. Güzel şık bir oda. Klima tesisatları da burada mevcut. Her şey yerli yerinde. Tertemiz bir ev. Gelin bakın. Pazarlığını yapalım ve alın arkadaşlar. Pazarlığını yapın alın. Burası en son bakacağımız oda. Şöyle bir karşıya bir bakalım mı? Çok güzel bir odamız var burada. CNC kesim. Korkuluklar yapılmış. Fransız balkonunun ön tarafına. Yatak, dolap istediğiniz gibi sığdırın. Dev gibi bir odaya sahipsiniz. Bakın gerçekten 25 milyon istenilen villaların içerisinde bu kadar geniş bir kullanım alanı bulamıyorsunuz. Gayet de güzel olmuş. Tavan yüksekliği 2.85, standart 2.85 ile 2.95 arasında. Ama burası 2.90 civarında vardır kesinlikle. Gayet güzel, geniş, kullanışlı. Buradan bir balkona çıkışımız var ama bu balkona 3 odadan da ve şuradan da çıkışımız var. Biz en son odadan çıkacağız ki orada da videoyu bitirelim. Priz sayısı bak mutfakta dikkatimi çekti. Orada da çok fazla. Burada da gerçekten gayet yeterli priz sayısı var. 5-6 tane priz var sadece bir odada. Devam edelim. Bakın buraya da priz yerleştirilmiş. Bu güzel olmuş. Şimdi temizlik yapılırken yani oradan oraya süpürge taşınmaz. Şimdi geldik.
Odaya girer girmez hemen şurayı bir gösterelim mi? Banyo lavabomuz, ebeveyn banyomuz, Visam'ın gömme rezervuarı burada mevcut. Bak sarmışlar, güzel olmuş abi, herkes kullanıyor. Ya sarmak lazım bunları, gerçekten kullanıyor. Ustası kullanıyor, emlakçısı kullanıyor, eve bakan müşterisi kullanıyor, o kullanıyor, bu kullanıyor derken batıyor buralar. E tabii ki hastalık da buradan yayılıyor. Gayet güzel, geniş bir banyo lavabomuz var. Şöyle bir kapıyı kapatalım ve odayı gösterelim. Dev gibi bir oda değil mi? Gerçekten çok geniş. Şöyle bir köşeye kadar bir köşeden bir göster. Şuraya dolap koyarız girişte. Burada da kocaman bir oda sizi bekliyor olacak. Tavan yüksekliği de gayet güzel dedik. Sinekliklerde yapılmış harika bir ev sahibi olacaksınız arkadaşlar. Bence kaçırmayın. Geldik balkon kısmına. Bu balkona 3 odadan, ya 2 odadan artı buradan çıkabiliyorsunuz. Onu da söyledik. Hemen şu karşıdaki ev, kalan evlerden bir tanesi de ikinci sıradaki. Bu dördüncü sıradaki arkadaşlar. İsterinizse orayı, isterinizse burayı alabilirsiniz. Biz orayı tanıttığımız için burayı tanıtalım istedik. Hem karşı tarafta hem de bu tarafta villa var. 500 metrekare arsa içerisinde. 17 milyon gerçekten uygun bir rakam bu bölge için. Şimdi bu bölgede arkadaşlar şunu söyleyelim. Hani yazıyorlar ya yorum kısmında, ya 3 milyon arsa aldık, 3 milyon bayağı. Hikaye onlar. İmkansız, yapamazsınız yani. Göz var, nizam var. Arsalar 10 milyon şu anda. 500 metrekare arsa bir. Arsa bulursanız burada 10 milyondan başlıyor da bulabilirsiniz. Güzel bir arsa. 10 milyondan başlıyor. Buranın maliyeti arkadaşlar bakın net söylüyorum size. Şu an 5 milyonun altında yapamazsınız. Beton olmuş 2700 TL. Yani beton 2700 TL. Yani siz sadece betonla demirine bu evin nereden baksanız 1,5-2 milyon para ödeyeceksiniz. İnci işçiliği hiç saymıyorum. Ya ben 3 milyon maliyetle başladım. 5 milyona dayandım bu arada. Ya böyle kolay değil bunları yaptırmak sözle. Bir tane aşçı resmi var profili, abimiz yazmış. 3 milyona mal. Abi yapamazsın bunu. Yapamazsın. Keşke yapabilsen de biz de mutlu olsak ama yapamazsın. Gayet güzel bir villa gezi. Alınacak villalardan bir tanesi. Beni yıllardır takip edenler zaten bilir arkadaşlar. Mantıksız bir yerse çok da böyle üsteleyerek burayı alın demem. Gerçekten güzel bir yer. Mantıklı da bir yer. Fiyat da güzel. Artı iki tane villa olması da çok iyi. Eğer böyle 2-3 kişi arıyorsa burası tam onlar için ideal yerler. Herkesin kendine ait havuzu var. Hiçbir villa, hiçbir villayı böyle yakından izleyemiyor. Tamamen müstakil gibi düşünülebilir. Yani havuzdayken rahat edeceksiniz, onu söyleyelim. Artı denize çok yakın. Uzak bir mesafede değiliz. Güzel bir villa gezdik. Dediğim gibi arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi sürçülisan ettiysek affedin. Bazen çekim hataları da yapıyor olabiliriz. Bazen bunu montajda unutuyoruz. Siz bizim kusurumuza bakmayın. Bu arada başta da söyledim, ortada da söyledim. Şu abone ol butonuna basarsak bizim için çok iyi olur. Biz de bu sayede daha çok video çekmek için kendimizi böyle bir gaza getiriyoruz. Bak bu kadar takipçimiz oldu, hadi gidelim çekelim gibi böyle gaza getiriyoruz kendimizi. Gayet güzel oluyor. Zaten bizi tanıyanlar biliyor. Yıllardır kendi şeklimize göre, kendi anlatımımıza göre hiç kendimizi bozmadan olmuş olmuş, olmamış olmamış diyerek bir video çekimi yapıyoruz. Bunun sayesinde de çok güzel insanlarla tanıştık ki böyle de gitmesini istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden olmamış villalara olmamış diyeceğim. Yani bazı müteahhitler bana kızıyor ya bunu niye söyledin diye, ama söylemek zorundayım. Görüyorum çünkü. Gördüğümü de söylemek zorundayım. Güzel bir villa. Şöyle bahçeyi bir daha gösterelim mi? Bahçeyi bir daha gösterelim. Abiler de orada inşaatla. Abi seni göremiyoruz ama buradan. Abiye bir yaklaşsana. Kolay gelsin. Güzel bir villaydı. Şimdi bunu kesmemiz mi lazım? Bizim burayı kesmeyelim mi? Burayı keselim yani. Gariban ne yapar dedik. Gariban insanlarız biz sonuçta. Neşet Ertaş'ın memleketinden geliyoruz. O gariban, biz gariban. Gayet güzel bir villa gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.